Çay bölgesi milletvekili arkadaşlarımızla Uğur Bayrak Tutan, Ahmet Kaya ve Necati Tığlı ile birlikte hazırladığımız çay kanun teklifinin iş tüzüğün 37. maddesine göre erkenden, sıra beklemeden gündeme alınmasını talep etmek üzere karşınızdayız. Değerli arkadaşlarım, çay Doğu Karadeniz bölgesinde 200 binin üstünde ailenin yaptığı bir tarım. 1,5-2 milyon insanın da doğrudan ve dolaylı bir şekilde geçimini sağladığı bir ürün. Çayla ilgili gerçekten bölgeye 5-6 milyar TL civarında para giriyor ve Türkiye ekonomisini de tam hesaplayamıyoruz ama 2 milyar dolar civarında da katkısı olan bir ürün. Ancak bu ürün artık gerçekten bu tarımla uğraşan insanları doyurmuyor. Ciddi problemler var. Bu problemlerin temelinde de çayla ilgili yürütülen politikalar var. 20 seneden beri iktidarda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti daha önceki hükümetler gibi yanlışlar yaparak çay üreticisini ciddi bir şekilde mağdur etmiştir. Değerli arkadaşlarım, bölgede üretilen 1,5 milyon ton civarında yaş çayın yarısını özel sektör, yarısını da devlet Çaykur işletmektedir. Yuvarlak rakamlarla söylüyorum. 1984 yılında çaya tekel, çayda tekel kalkmış ve özel sektör girmiştir. Çıkarılan kanunda deniliyor ki tüzel kişiler ya da kişiler çay satın alabilir, işleyebilir ve ticaretini yapabilir. Ama bunun dışında hiçbir kural getirmemiş. O günden bugüne kuralsızlıklarla idare ediliyor. Çaykur'da yatırım yapmadığından dolayı çay işletme kapasitesi çok düşüktür değerli arkadaşlarım. Çaykur hem kendi kapasitesini kullanmıyor hem de kapasitesini arttırmıyor. Bu sebepten dolayı üretici özel sektöre mecbur ediliyor. Özel sektörde geçen sene 4 lira civarında olan çayı 2.70'e 2.80'e almıştır. Dolayısıyla bu sadece geçen sene 1 milyar TL özel sektörün cebine haksız bir şekilde vatandaştan alınarak haksız bir şekilde girmiştir. Sayın Osman Bey, siz bu kanunu daha evvel çıkarmadığınızdan dolayı oldu. Şimdi biz bir çay kanun teklifi hazırladık değerli arkadaşlarım. Çay tarımının başlangıcından çayın işlenmesi ve ticaretini kurallara bağlıyoruz. En temel problem de çay fiyatlarıdır değerli arkadaşlarım. Çayda taban fiyatı uygulanmadan bu iş çözülemez. Şimdi bizim hazırladığımız kanun teklifinde taban fiyatı getiriyoruz ve bu fiyatın altında çayın alınmasını yasaklıyoruz. Değerli arkadaşlarım, her üründe destekleme fiyatları var ve her sene artıyor. Nedense neredeyse 7 seneden beri çay destekleme fiyatları artmıyor. Destekleme ücretleri artmıyor. 13 kuruş değerli arkadaşlarım. Şimdi kanunen diyoruz ki çaya verilen ücretin %10'u olacak, destekleme fiyatları da %10'u olacak diyoruz. Devletin vereceği destekte %10 olacak diyoruz değerli arkadaşlarım. Bunun dışında da hemen bir sonraki ayda ücretler ödenecek diyoruz. Kapasiteyi artırmak için de bir şey söylüyoruz. Aslında kapasite mevcut. Çaykur'un 9 bin ton günde, özel sektörün ise tam bilinmemekle beraber 15 bin ton günde çay işletme kapasitesi mevcut. Ama bu kapasitenin sadece 6-7 bin tonu kullanılıyor. Şimdi biz standartları koyarak özel sektöre, Çaykur'un özel sektöre çay işletme yetkisi veriyoruz. Çayı standartla uygun bir şekilde özel sektörün kapasitesini kullanarak çayı işleyecek. Yaş çayda isterse vatandaşa taban fiyatla alacaklar ya da istemezlerse Çaykur'dan bu fiyatla çayı alacaklar. Değerli arkadaşlarım, bunu yapmadığınız müddetçe bu bölgede kota ile kontenjanla milleti perişan edersiniz. Kota kontenjan demek yıllık çay verme, günlük çay da verme demek. Değerli arkadaşlarım, bu çay dediğimiz ürün öyle alınıp depoda falan saklanmıyor. Kestiniz mi hemen Çaykur'a ya da çay fabrikasına götürüp işleyeceksiniz. Bunu bu şekilde işlemezseniz bozulur. Gerçekten insanlar perişan. İşçisi de perişan, yarıcısı da perişan, mal sahibi de perişan. Bir de Çaykur'un varlık fonunda ne işi var? Biz bu kanunla varlık fonundan da çıkartmasını talep ediyoruz. Bu kanunu destekleyin. Adalet ve Kalkınma Partisi yıllarca çay kanunu çıkaracağı vaadinde bulunuyor ve çıkarmıyor. Bir de varlık fonuna almış ve herkes biliyor ki
Teşekkür ediyorum Sayın Bekaroğlu. Süreniz tamamlandı.